Boşuna o güzel gözyaşlarını akıtma. Bu ilişki bitmiş Şirin. Ama... Canım istedi, kalktım geldim ha buraya. Ama neden? Neden? Bu aralar çok yoruldum. Biraz kafamı dağıtayım dedim ha buraya. Fazla dağıtma. Toplayamazsın sonra. Çünkü... Anne! Anne lütfen, şimdi sırası değil. Çünkü Simge hamile. Ha böyle düşüne düşüne sonunda delireceğim. Bu arada beni de delirteceksin. Bak oğlum, hem kendine hem etrafındaki insanlara acı çektirmeye hakkın yok. Bir gün mutsuz olacağını hissedersen ya da pişman olursan ben buradayım. Bu görüşme fazla uzadı galiba. Bu çocuğun babası değil miyim? Doğup doğmayacağına beraber karar vermemiz lazım. Bunu önceden düşünecektiniz. Behiye, iş işten geçmiş artık, tamam. Biz koskoca insanlarız diye ahkam kesmeyi biliyorlar ama doğum kontrolünden haberleri yok. Yüzüme bile bakamayan kocaman bir korkak. Ben sana güvenmiştim. İnan bu işte. Bütün hayallerimi yıktın. Bütün hayallerimi yıktın. Yıktın. Sakin ol, söyle ne bitti? Temel'le ben ayrıldık. Teşekkür ederim. Konuşmak ister misin? Hayır, eve gideceğim. Bu halde seni bırakamam. Lütfen üstüme gelmeyin. Yapma şey. Senin kıymetini bilmeyen biri için ağlama. Değmez. Ne yapayım, elimde değil. Her şey senin elinde. Mutlu olmak, mutlu etmek senin elinde. Lütfen. Nasihat dinleyecek durumda değilim. Bir dakika Şirin. Benimle evlenir misin? Baksana kardeşim. Affedersiniz. Kıvırcık. Merhaba. Selam. Ne oldu ya? Yüzünden düşen bin parça oğlum. Finişel abiciğim. Ne? Bitti. Şirin'den ayrıldım. Yapma ya. Çok kötüyüm Ali abicim. Dizlerim tutmuyor. Atla oğlum atla. Atla arabaya da konuşalım hadi. Sonunda yapacağını yaptın. Çok zor oldu Ali abicim. Çok. Artık seni sevmiyorum deyince bana öyle bir bakış baktı ki ömrüm boyunca unutamam onu. Zavallı kız. Ağladı. Döndü arkasını gitti. Marifetmiş gibi anlatma Allah aşkına. İçim parçalanıyor. Of, benim ne biçim bir kaderim varmış. Şirine mi, kendime mi yanayım? Şaşırdım kaldım. Gel sahile gidip böyle rakısı için. Sağ ol Ali abicim. Çek kahveye çek. Zaten yol yorgunuyum. Yol yorgun musun? Ben buraya yoktum. Bilmiyor musun? Bu sabah geldim. Yok ya. Biz de kendi derdimize düştük, kahveye falan uğramadık. Size ne oldu? Simge,
Hasta falan mı yoksa? Yok canım. Hasta değil de yani. Annesinin tafraları canımızı sıktı biraz. Neyse boş ver bunları. Anlat bakalım. Sen nereye gittin? Valla ben evvelce gün böyle dolaşıyordum başıboş. Birden böyle bağa geldiler, atladım otobüse. Takın kendini, tok yorma, iyi mi? Tamam, merak etme. Fazla ayakta da kalma. Yine atlanırsan toku dünürüm. Tamam abi, içeri gireyim ne olur. Daha ilk günden ayıp olacak. Tamam, itlerden vazgeç, çalışma. Bak ben bana yük değildim, biliyorsun değil mi? Abicim, çalışmayı ben istiyorum. Bütün gün evde boş boş oturmaktan çok sıkıldım. Evet de, itim etinmiyor. Abilik gitti. Bunları kaç kere konuştuk. Ben rahatım, senin de için rahat olsun. Sana it kıyamıyorum. Sema'cığım, çaylar oldu. Geliyorum Beyi abla. Hadi artık git de ben de işime bakayım. Peki gidelim. Hadi bak itine. İnşallah ileride kuaför de olurdun. İnşallah. Beyi abla da selam söyle, tamam mı? Olur, söylerim. Tamam. Hoşça kal. Karnını doyurmayı unutma Tema. İtlerden ölen döner sandviç getireyim. Barış'ın selam var. Aleyküm selam. Ben çayları koyayım. Sema Seval'i hiç aratmayacak. İlk günden adapte oldu. Benim elemanlarım iyidir. Seval'cim ne yapıyor? Bir haber var mı? Dün konuştum. Keyfi yerinde. Ankara'da yeğenlerine bakıyor. İnşallah bir kısmeti çıkar da kendi çocuklarına bakar. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Sağ ol canım. Teşekkürler. Sizinkini buraya bırakıyorum Behiye abla. Bana vermeseydin midem çok kötü. Ay ben de böyleyim işte. Bir şeye üzüldüğüm zaman hemen mideme vurur. Babaanne oluyorum diye üzüleni de ilk defa görüyorum. Nasıl üzülmem Zeynep? İkisi de okuyorlar. İşleri güçleri yok. Çocuk onların neyine? Kaç aylık hamileymiş? 3-4 haftalık falan. Ay daha çok küçük. Yani karar vermek için vakitleri var. Ne yani, belki de doğurmaz mı diyorsun? Aman Beyi abla. Söyle Simge'ye öyle bir hata yapmasın. Sonra çok pişman olur. Bizim lafımızı dinleyen kim? Merhabalar. Hoş geldin Şirin. Merhaba. Ağladınız mı? Gözleriniz kıpkırmızı olmuş. Toz kaçtım. Ovaladım biraz. Müjdeyi vereyim mi? Bir dakika Zeynep. Su küçüğün söz büyüğün değil mi? Hayrola? Simge hamileymiş. Bol Seba küstü. Çok sevindim. Hayırlı olsun Behiye. Sağ ol canım. Benim de güzel bir haberim var. Ne? Evleniyorum. Yes. Ay, Seval Sevinç'ten havalara uçmuştur şimdi. Kahvemi de göbek atmaya başlamıştır. Ay, sonunda muradına eriyor çocuk. Ben onunla evlenmiyorum. Ay hiç güleceğim yoktu. Şanslı damat kim peki? Alpay. Ne? Ama şaka yapıyorsun. Yo, çok ciddiyim. Biraz önce onun evlenme teklifini kabul ettim. Peki Temel ne olacak? Vallahi onu bilmem. Ama ben Alpay'la çok mutlu olacağıma inanıyorum. Dörtlü varsa şuraya işle Ethem. Sağ ol ortak. Şansa bak ya. Her bile yapamam. Şeytanınız bol olsun beyler. Eyvallah. Eyvallah. Ne oynuyorsunuz? Kanasta. Kanasta mı? Nasıl oynanıyor? Biraz seyret öğrenirsin. Ben bir saattir bakıyorum bir şey anlamadım. Senin bunu anlaman için 40 fırın ekmek yemen lazım. Yer vallahi. Olmadı Ali'cim, olmadı. Sana yakıştıramadım. Bunca yıllık şoförsün. Bilmiyor musun? Gereksiz yere korna çalınmaz. Sen de yolda yürüyorsun kardeşim. Kaldırıma çıksana. Çıkamam. Ben Temel'e eskort yapıyorum. (Gülüyor)
Bakın, bakın size kimi getirdim. Aa, arabada Tömer var beyler. Kardeşim kaçak. Hoş geldin ya, özlettin kendini. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hoş geldin. Ekmeğinde topu topu iki günlüğüne gireceğim. Otur otur, sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Zahmet olacak. Yediğin işin senin olsun. Gördüklerini anla. Kemal! Bir saniye bekleyin de iki posta anlatmayayım. Ay! Ay! Ay, nefesim kesildi vallahi. Acele etmeseydiniz Müzeyyen Hanım. Nasıl etmem ayol? Hayrola, ne oldu? Bir dakika söyleyeceğim. Alıştır alıştır, söyle. Hayda! Hemen. Gel Temel, otur şöyle. Siz otursanız. Sen otur. İyi, oturayım bari. Ne oldu Zeynep? Sorma Ali abi. Biri bir bardak su getirebilir mi acaba? Bulunsun. Kötü bir şey oldu galiba. Ethem, bir bardak su. Ya söyleyin de çatlatmayın adamı. Metin ol Temel abi. Şirin. Uy, ne oldu Şirin'e? Ne oldu da çabuk söyleyin. Şirin Alpay'la evleniyormuş. Çabuk tut usta. Ağaç oldum bak burada. Geldim geldim. Al bakalım, hayırlı işler. Sağ ol usta. Sana da bol güneşler. Ah, affedersiniz. Dikkat etsin canım. Affedersiniz. İyi günler Şefik Bey. Şefik Bey. Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Niye öyle bakıyorsunuz? Bir dejavu hissettim de. Ne o öyle? Kalp çarpmış falan mı? Yoksa tansiyonuz mu çıktı? Yok canım. Hani böyle bazen bir anı yeniden yaşıyor gibi oluyorsunuz ya. O işte. Ara sıra bana da olur. Çok tuhaf bir şey değil mi? Evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Siz kültürlü adamsınız, bilirsiniz. Bu davacı neden oluyor? Vallahi bazıları olayı reenkarnasyonla açıklıyor. Ne? Yani bu yaşadığımızın ikinci hayatımız olduğunu söylüyorlar. Kimileri ben önceki hayatımda kraldım, kraliçeydim falan diyorlar. Onun gibi mi? İsabet buyurdunuz. Peki siz böyle şeylere inanıyor musunuz? Evet. Size bir sır vereceğim ama gülmeyeceğinize söz verin. Söz. Ben galiba ilk hayatımda prensestim. Prenses mi? Evet. Böyle şaşalı bir sarayda yaşıyordum. Herkes karşımda el pençe divan duruyordu. Ya. Balodan baloya koşuyordum. Millet benimle dans etmek için birbirini yiyordu. Hay Allah. Ben de sizdeki bu asalet nereden geliyor diyordum. Rakamasyondan Şefik Bey. Cüretimi bağışlayın prensesim. Rakamasyon değil, reenkarnasyon. Sonunda kaçırdın kızı. Benim de istediğim buydu zaten. Şirin seni seviyor kıvırcık. O seninle adama evet demiştir. Vakit varken git, gönlünü al oğlum. Yapamam, asla yapamam. Kendine gel oğlum, kız elden gidiyor. Gitsin de kendine yuva kursun, çoluğa çocuğa karışsın. Aklını başına topla kıvırcık. Bırak Allah aşkına Ali. Onda akıl mı var ki toplasın? Yeter babacığım, yeter. Üstüme gelmeyin daha fazla. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Oğlum yapma etme. İnsan birbirini sevdikten sonra çocuksuz da mutlu olur dedik ama dinleyen kim? Bir kulağından giriyor öbüründen çıkıyor. Of, of. Hiç oflayıp puflama. Kendi düşen ağlamaz. Kıvırcık, bak oğlum. Gel büyük sözü dinle. Şirin'e her şeyi anlat. Ne diyeyim de? Ben seni çok seviyorum. Ondan sebep hayatını karartacağım mı diye. Ya sen ama sabit fikirli misin be kardeşim? Bana da hak verin lan. Bana da. Ben onu canımdan çok seviyorum. Kendimden çok seviyorum. Mutlu olsun istiyorum. Sen iyi bir sopa istiyorsun, sopa. İyi. Al bir tane de vur bari. Kader vurmuş zaten, bir de sen vur.
Cemal'in durumunu anlatacak bir söz yok. Zavallı üzüntüden sanki geçiriyor şok. Şirin'i göre göre kaptırıyor alpaya ve çaba göstermiyor ona engel olmaya. Şirine kötülük etmiş olmamak için ölse bile gam yemez kahrından için için. Yani Temel oynuyor en zor rolünü şu an. Birlikte izleyelim ne gösterecek zaman. Biraz daha dök. Evet. Şöyle işiniz. Tamam. Buyurun. Pırasalı. Pırasalı börek mi? Evet, pırasalı börek. Pırasalı ver börek. Ver bakalım şunları. Ha. Buyurun. Ha. Böyle. Ha. Buyurun. Ha. Buyurun. Ha. Bırak, sen yapamıyorsun. Tamam. Yandın mı? Al bakalım. Bakalım. Evet sevgili seyircilerim, pırasalı böreğimizi fırına verdik. Evet sayın seyirciler, pırasa böreğimizi fırına verdik. Şimdi de size malzemeyi tekrar veriyorum. Ben de onu diyecektim zaten. Ama önce bir telefonunuz var galiba. Alo. Bana bak, sen bu işi daha önce yaptın mı? Alo. Alo. Evet, sizi dinliyorum sayın seyircim. Ben yokmuşum gibi devam edin artık siz. Alo. Yalnız televizyonun sesini biraz kısar mısınız? Ay, hep bunu söylemeyi hayal etmiştim. Güzel Hanım. Efendim canım. Ay kurban. Ay biz sizi çok seviyoruz canım. Eksik olmayın canım. Ah Müzeyyen Hanım, program var ya. Hep sizi görmek istiyoruz canım. Duyuyor musun Temel? Duyuyorum, duyuyorum. Zaten seyirciler her çıkana böyle derler. Yani da siz yapsanız programı. Her gün siz yapsanız programı. Çok yaşayın emi. Vallahi bu isteğinize televizyon yöneticilerine ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Zaten yönetmenim de dikkatle bizi izliyor. Evet evet. Saçını başını yoluyor gariban. Çünkü ikinci bir milli felaket onun yanında. Peki şu durum ne işe yarıyor? Basayım mı? Bassan bir şey olmaz mı? VTR'ye ne zaman gireceğiz VTR'ye? Ay, Serdar Ortaç'tan bir şarkı Allah'ım çalalım ne olur. Allah'ım şu yayın hayırlısı da bir bitse. Toparla. Beni aradığınız için çok teşekkür ederim sayın seyircim. Ah Müzeyyen Hanımcığım. Siz bu programda olduktan sonra biz sizi her zaman ararız. Yine biz mecbur. Yönetmen şöyle şöyle bir şeyler yapıyor. Ay ne yapıyor öyle? Bitmek istedi Temel. Çok dağıldınız. Ha? Toparlanın diye. Size üzülerek güle güle demek zorundayım sayın seyircim. Başka telefon alacağız daha. Bana bak Müzeyyen. Ara dedin aradık. Zaten zar zor düşürdük şu telefonu. Aa, bırak da rahat rahat konuşayım ayol. Sayın seyircim. Alo be. Alo. Alo. Aa, kız kapattı. Seyircim desen daha iyi olur. Evet. Galiba bir klip varmış. Gönül sayfam. Yok. Kayağan yok. Söylüyor. Bunu çalmayın. Bunu çalmayın. Bunu çalacaklar. Oy, çaldılar bile. İnsanı zorla dertte ediyorlar böyle. Benimle uğraşır mısın? Ne olsun. Öpüştüm resimlerimle. Şarkımız çaldı dinledim.
Kızlar bu sabah çok eğlendi. Temel son ana kadar sen olduğunu anlamadı. Hüseyin Hanım bir daha televizyona çıkarırlar mı dersiniz? Ayol yöneticiler istese de Temel istemez lütfen. Baksanıza Temel'e hiç laf bırakmadı. Ama Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Vallahi bu işi çok iyi kıvırdı. Evet maşallah. Yalnız fark ettiniz mi Temel'in hiç keyfi yoktu. Nasıl olsun lütfen? Şirin'le ayrıldılar, kolay mı? Vallahi o işi hiç aklım ermedi. Birdenbire ne oldu bunları anlayamadım. Şirin gerçekten Alpay Bey'le evlenecek mi acaba? Vallahi bilmiyorum ama bunların hali tıpkı yalan rüzgarına benzedi. Bu sefer kesin ayrıldılar lütfen. Ne diyelim, haklarında hayırlısı. İkisini de çok severim. İnşallah kararlarında yanılmazlar. İnşallah çok mutlu olurlar. İnşallah. Of. Annemler mutlu haberi duyunca sevinçten havalara uçtular. Keşke haber vermek için bu kadar acele etmeseydin. Neden? Biz kararımızı verdiğimize göre öğrenmelerinde ne sakınca olabilir? Biz kararımızı verdik değil mi şimdi? Evlenmek için önümüzde hiçbir engel yok. Evet Alpay, evleneceğiz. Seni seviyorum. Ben ablamlara henüz haber vermedim. Yanlış anlama, emin olmadığım için değil. Her şey çok çabuk oldu. Durumu önce benim sindirmem lazım. Ben çok sabırlı bir adamım, biliyoruz. Beklerim. Çok fazla beklemeyeceksin. Canım. Alpay? Affedersin. Öğle tatilin bitmek üzere. Ne çabuk. Yavaş yavaş dönelim istersen. Dönelim bakalım. Bugün dersin kaçta bitiyor? 5'te. Sonra eve uğrayıp bir duş alır, üstümü değiştirir, seni almaya gelirim. Beni almaya mı? Neden? Seni bugün ailemle tanıştıracağım. Ben daha buna hazır değilim. Lütfen itiraz etme Şirin. Annem ve babam sevdiğim kızı çok merak ediyor. Onları ilk kez bir kızla tanıştıracağım. Hayatımın aşkıyla. Teşekkür ederim ama... Onları çok seveceksin Şirin. Tabii onlar da seni sevecekler. Çünkü ben seni çok seviyorum. Lütfen beni kırma. Bir an önce seni tanımalarını istiyorum. Peki. Ben de onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Fatma. Merhaba, sen okuldan bu saatte mi dönüyorsun? Ver istersen ben taşıyayım. Yok canım, zahmet etme. Senin de yükün ağır. Ne olacak canım, ver. Yok, valla taşırım. Evet, değil mi? Evet. İyi, birlikte gideriz o zaman. Aslında hava çok güzel. İstersen yolu uzatıp sahile falan gideriz. Biraz hava alırız, konuşuruz falan, ne dersin? Sağ ol, başka zaman. Bu sabah sınavım vardı, çok erken kalktım. Uykusuzum, eve gider gitmez uyuyacağım. Ya, anladım. Ama başka zaman gideriz değil mi? Tabii, olabilir. Mesela yarın olabilir mi? Barış! Merhaba Barış! Merhaba Fatma! Nasılsın ufaklık? Senin gözün bozuk galiba. Nereye gidiyorsun? Sahile, biraz fotoğraf da gidelim. Öyle mi? Ne tesadüf. Ben de sahile gidip biraz yürüyeyim diyordum. Gel öyleyse. Ama... Eraycığım şunları eve götürür müsün? Elimde yük olmasın. Çok ağır olmadı değil mi? Atlan gibi tödük, ona bu yük vız gelir, tırıt gider ablatı. Hadi hoşça kal Eray'cığım. Yürütür canım. Onun çıksın. Neden sabah burada inmek istediniz de? Ben size eve kadar bırakırdım. O zaman programın reytingini nasıl öğrenirdik Temel? Reytingler bugün belli olmaz ki. Ancak bugünün sonucu yarın belli olur. Sen öyle zannet. Ben sana şimdi izlenme oranlarımızı söylerim. Tövbe. Nasıl olacaktı peki bu? Görürsün. Hala bak, şu kadınlar seni tanıdılar galiba. Merhabalar. Evet, yanılmadınız. Bizler Aşk TC'sinin sunucularıyız. Ya. Ne oldu? Şiştin mi? Aman bunların evinde televizyon bile yoktur. Temel'a!
Ula yanımda yok. Başka bir zaman inşallah, tamam ama mı? Ama benim var. Ver Zeynep resimlerimi. Tamam anne. Sen Temel abinin annesi misin? Hayır canım. O bir televizyon yıldızı. Bugün aşk penceresini bizzat ben sundum. Buyurun. Sen de al. Bakıyorum tam teçhizat hazırlanmışsınız Müzeyyen Hanım. He? Sonradan star olunmaz Temel. Star olarak doğulur. Hiç bileceğim yok. Gül gül. Seyirci Müzeyyen'i isteriz. İlla da Müzeyyen diye tutturunca o zaman ben güleceğim canım. İnşallah da inşallah. Ama sana bakmıyor bile. Bir şeyler yapmamız lazım. E ne yapayım Zeynep? Amazım çıktığı kadar. Yani ben bugün televizyona çıktım diye bağıramam ki. Ama ben bağırırım. Ah! Ey ahali! Mahallemizin medarı iftiharı Müzeyyen Hanım, Aşk Zenciresi programının büyük yıldızı aramızda. Ben de aklıma Zeynep'i tanıyorum. Ben yerinci bile girdim, ben el için kaçayım. İzlenme rekorları kıran Aşk Zenciresi'nin güzel sunucusu Müzeyyen Hanım işte burada. Yapma. Allah da burada, billah da burada. Ay yapma, tanıyorum. Hava ne güzel değil mi? Evet, internetine rete doluyor. Ya biraz yavaş şurada tadım çıkaralım bari. Bu fırsat her zaman ele geçmiyor. Dikkat et de fotoğraf çekemem ama. Ne fotoğrafı çekeceksin? Denettin bir kat pudrunu tekidem. Bir tane çeksen yeter. Baksana, çarşaf gibi duruyor. Ne tertap ya? Fıttık gibi fıttık. Denet! Ne haber Denet? İyilik. Kusura bakma, geç kaldım. Yolda arkadaşlar atladım da. Hah, tanıttırayım. Fatma, Denet, Denet, Fatma. Memnun oldum. Al, ben de. Denet benim hem sınıf arkadaşım hem de modelim. Açıklama yapmana gerek yok. Hadi fıttık, bir de timide bakalım. Ben hazırım. Aa, debini kapat lütfen. Bu çok profesyonel bir tanıtma. Ama çok önemli bir telefon bekliyorum. O zaman Fatma'dan rica edelim. Telefon gelip de baktım. Aa, bana ne? Bana ne olur mu ya? Ekip tanıtması yapıyoruz burada. Senin de öyle alayım dedim. Çok süper. Tamam. Şöyle yana bak biraz. Alo. Şu anda meşgul. Kim arıyor? Ha, bir dakika. Deniz! Telefon! Kim? Erkek arkadaşın. Bir dakika. Aa, olmadı ama ya. Oldu oldu. Hem de çok güzel oldu. Olmadı ama. Bunlar işi iyice çocuk oyununa çevirdiler. Vallahi öyle. Temel abuk sabuk bir adım atıyor. Şirin de altta kalmıyor. Ona inat iki adım daha atıyor. İş çığırından çıktı. Duruma el koymanın zamanı geldi. Ne yapabiliriz ki muhtar abi? İkisini de alıp şöyle esaslı bir zılgıt çekmek lazım ama. İyi de Temel Nuh diyor, peygamber demiyor. İnadı yüzünden yok yere araları bozuldu. Ben onun inadına... Tövbe tövbe. Aslında Şirin olayın iç yüzünü bilseydi iş bu kadar büyümezdi. Ama Şirin'e kim söyleyecek? Mesele orada. Aa, hiç bana bakma. Ben söyleyemem. Onların arasına girmeye tövbeliyim. Ben söylerim. Bu iş fazla uzadı. Temel'in haberi olursa çok bozulur vallahi. Umurumda bile değil. Artık onların saçmalıklarına seyirci kalacak değilim. Çalıyor mu? Evet ama evde yok galiba. Belki de yüz yüze konuşmak daha faydalı olur. Evet. En iyisi ben akşam Şirin'e gideyim. Olanları bir bir anlatayım. Öğrendikten sonra da hala Alpay'la evlenmeye niyetliyse...
Artık yapacak bir şey yok. O zaman ne halleri varsa görsünler derim. Bir daha da hiçbir işlerine karışmam. Biliyor musun? Ben hala Şirin'in ciddi olduğundan emin değilim. Aa, vallahi ciddi. Herkes Alpay'la evleneceğini ilan etti bile. Allah Allah. Peki ne oldu da böyle birdenbire karar verdi ayol? Aman ne bileyim şekerim. Onların işine akıl sıra ermiyor ki. Acaba çocuk davası yüzünden mi? He? Ay sen çocuk işini biliyor musun? Aa tabii. Şirin müzeyenlerde anlatmıştı ya. Hani bir kadın gelmiş, bu çocuk senin diye tutturmuş. Ha o mu? Yok canım. O iş çoktan kapandı. Kadının para koparmak için Temel'in peşinde olduğu anlaşıldı. Peki ne oldu öyleyse? Yani Şirin'in böyle pat diye ayrılıp başka biriyle evlenmeye karar vermesi için çok önemli bir şey olması lazım. Değil mi ha? Vallahi şekerim sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Bence bu işin içinde kesin bir şey var. Neyse bir şey varsa yakında çıkar kokusu. Ne kadar borç? 3 milyon. Al canım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal görüşürüz. Güle güle bir şey öğrenirseniz bizim de haberimiz olsun. Tamam tamam söylerim. Güle güle. Kırmızı sürelim mi? Yok çok iddialı olur beyaz olsun. Yani 40 yıl düşünsem böyle bir şey yapacağın aklıma gelmezdi. Bu kadar uzun boylu düşünmeye gerek yok. Çok ani bir karardı. Bence biraz daha düşün. Ben kararımı verdim. Eline sağlık Behiye. Bu gece yüzükleri takarsınız artık. Merasim yok. Bu gece sadece tanışacağız. Kolay gelsin. Ah, sağ ol canım. Merhaba Şirin. Nasılsın? İyiyim Alar. Hem de çok iyiyim. Bir kat daha sürseydin. Yok yok böyle iyi. Borcum ne kadar Behiye? Acelesi yok sonra verirsin. Ojen bozulacak bırak. Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle canım. Ne iş? Bu gece Alpay'ın ailesiyle tanışacakmış. Hadi ya. İş ciddiye biniyor desen. Bir iki ayak almaz evlenir bunlar. Ya evlenemezler. Ah, Temel'de bu inat varken. Kimi arıyorsun sen? Alo, Muhtar abi, Ali ben. Abi, Şirin şimdi kuaförden çıktı eve doğru yürüyor. Aa, bu akşam Alpay'ın ailesiyle tanışacakmış. Abi çıkmadan yetiş. Tamam, kolay gelsin. Görüşürüz abi. Her şeyi anlatacak mı? Evet. Bakalım Şirin gerçekleri öğrenince neler yapacak. Ay Eray, berbat bir şey olmuş. Kabiliyetim yoksa ben ne yapayım? Biraz dikkat etsen. Hayatımda böyle ağaç resmi görmedim. Kalk kız resim bozuntusu. Yardım et çocuğa. Eray, istersen ben yapayım. İstemez. Bırak oğlum Fatma ablan göstersin işte. Fatma ablam gitsin Barış'ın resmini yapsın. Ne dedin sen? Birazdan kıyamet kopacak. Sevgilisi var ya onu söyledim. Benim sevgilim falan yok. Bak öyle bir şey kulağıma gelirse karışmam valla. Ha? Ya. Nereden uyduruyorsun böyle şeyleri Eray? Sanki siz bilmiyorsunuz. Ne biçim asılıyor çocuğa? Ha, hiç de bile. Ben kimseye asılmıyorum. Alo. Pınar mı? Bir saniye. Alo. Pınar merhaba canım. Bak Kadriye teyze Eray'ın sevgilisi arıyor. Ne? Ver şu telefonu bana. Bir berbere gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Ay bravo hala. Senin kadar işine önem veren birini görmedim. Ha. Herhalde Zeynep'ciğim bir işi layıkıyla yapmak lazım. İleride çok ünlü olursam diksiyon dersini alacağım. Yemekte ne var Müzeyyen Hanım? Ah ne yok ki? Ekmek, peynir, zeytin, domates ya. Zeynep Hanım. Akşam kahvaltılarına alışın işte. Halam artık iş kadını oluyor. Ekranların en sempatik sunucusu Müzeyyen. Hayal kurmayı bırakın da makarna filan yapın Müzeyyen Hanım. Ben hayal görmüyorum Haydar Paşa.
Daha ilk günden bir hayran kitlem oluştu. Ya. Ya. Stüdyodan eve zor geldik valla. Etrafımız sarıldı. Kim imza ister? Kimi resim? Ben de yemek istiyorum, yemek. Ciyak ciyak bağıracağınıza bizi bir restorana götürseniz daha iyi olmaz mı? Restoran mı? Ay hadi enişte, ne olur ne olur. Valla çok isterdim ama imkansız. Yine ekonomik krizden dem vurmayın Allah aşkına. Mesele para pul filan değil. E ne öyleyse? Düşünsenize, dışarı çıkınca hayranlarınızın hücumuna uğrayacağız. Restoran dolup taşacak. E o kadar da değil artık. Sonra kameralar filan gelecek. Televizyonda haftanın rüküşü diye sizi gösterecekler. Sonra... Ay yeter! Nereye gidiyorsunuz? Yüzyılın oburuna mantı açmaya canım. Allah! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sayılar geldi. Yetişen alıyor. Adamayan açıkta kalıyor. Buyurun. Buyurun. Uy. Ulan düşüydüm. Buyurun. Hadi oyna. Üstüne gitme. Temel, yerime bakar mısın? Yok, bakamam. Vallahi çok işim var. Daha ocağı temizleyeceğim. Camları sileceğim. Bardakları yıkayacağım. Efendime söyleyeyim, yerleri süpüreceğim. Sandalyeler tamire gidecek, onları yapacağım. Ağaçları budayacağım. Okey taşlarını silecek. Eldivenleri ayıracak. Çaydanlığı yıkayacak. Doktorum, efendime söyleyeyim, masalar tamir olacak. Efendime söyleyeyim, kapı camların pervazlarını tamire götüreceğim. Babacığım. 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 Ne var? Nereye gidiyorsun? Bir işim var, birazdan dönerim. Şey, gizli bir şey mi? Yok, nereden çıkardın? Çok esrarengiz davranışın da ondan yani. Yok canım, sahilden balık alıp geleceğim. İstersen ben bir koşu gidip alıp geleyim. He? Kalsın. Sen gider kokmuş balıkları alırsın şimdi. Aşk olsun babacığım. Ha buraya bir garajın uçağında konuşacak ettiğini hatırlatırım size. Bu hiç aklımdan çıkmıyor, merak etme. Evet beyler. Ne içiyorsunuz? İkinci siparişlerinizi tamam, söyleyin bakalım. Ver onu abicim böyle. Daha ucuza bir yer bulsam o ev sahibinin kahrını bir gün bile çekmem. Ben bir bakayım Dilek Hanım. Size uygun bir yer bulursam ararım. Vallahi çok makbule geçer İhsan Bey. İnanın iki gündür sinirden uyuyamıyorum. Haklısınız. Hayrola Muhtar Bey. Hayır olacak inşallah. Merhaba Dilek. Nasılsınız? Temel'le Şirin'in arası düzelmeden iyi olamayacağım. Şirin'le konuşmaya gidiyorum. Doğru bir karar. Temel'in haberi yok. Aman ona bir şey söylemeyin. Merak etmeyin. Hadi rast gelsin. Sağ olun. Güle güle. Biliyorum. Evi günde 5 kez silip süpürüyor. Bazıları temizliğe, bazıları da yemeğe vuruyor. Bana bakmayın. Bu benim normal halim. Demedim mi sana? Bu ne? Bu ne? Bana bak, vallahi kavga ederuk ha. Ona göre. Al bunu ye. Ha işe dön oraya bak. Ulan ben bunları yeni şey ettim da. Karışsın. Enleme, oynama. İşime engel olma. Kaç saatte bitecek burası bilmiyorum. Uf.
Yok, bu böyle olmayacak. Ben bunu yapayım. Yoruldum, bir dakika. Yine böyle olacak bu. Al bunu, devam et. Hadi bakalım. Alo, buyurun. Uy, Alpay Bey mi? Heh, anladım. Yapımcı Alpay Bey. Az daha yüreğimin iyiydi de. İyiyim, çok şükür. Efendim? Anladım. Uy, aç tenceresi biteyim mi? Sebep? Demek kriz sizi de vurdu he? Ne diyeyim? Sağlık olsun diyorum. Tabi. Başka işler de yaparız. Biliyorum. Bu işler böyledir. Garantisi yoktur. Hayırlısı diyelim. Size de iyi akşamlar. Hoşça kalın. Aşkım da işim de bitti. En iyisi kendimi işe vermek. Bağa bak ula, çöp atma yerlere. Bak, al bunu. Thank you.
Muhtar amca. Girebilir miyim? Tabii ama ben de tam çıkıyordum. Çok kalmayacağım Şirin. Sana anlatacak önemli şeylerim var. Şey, Muhtar amca. Ben artık Temel'le ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Neler yaşadığını az çok tahmin edebiliyorum Şirin. Ama durum bildiğin gibi değil. Ne olur onu korumayın. Bak Şirin. Temel ondan soğumanı sağlamaya çalışıyor. Bunda çok başarılı oldu. Bak kızım. Ben buraya Temel'in haberi olmadan geldim. Çünkü artık bu duruma ben de tahammül edemiyorum. Geçenlerde Temel'le doktora gittik. Hani ona musallat kadın vardı ya. Senin de içine kurt düşmesin diye test yaptırmak istedi. Bunları konuşmanın hiçbir faydası yok. Dinle. Testi yaptırdı. Sonuç maalesef kötü. Temel'in çocuğu olmayacakmış. Temel kısırmış. Ne? Şimdi anladın mı? Seni çok sevdiği halde... Niye bunu bana söylemedi Muhtar amca? Söyleyemedi işte. Kafasına göre bir plan yapmış. Plan ha? Bıktım ben onun planlarından, bıktım. Ben de insanım. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Şirin kızım. Bırakın beni. Ben kaç gündür neler yaşıyorum biliyor musunuz? Çıldırıyorum. Aklımı oynatmak üzereyim. Kafayı yiyeceğim ya, kafayı yiyeceğim artık. Gelmeyin üstüme. Evladım yapma. Üstüme gelmeyin. Gelmeyin.